hastalık nedeniyle başvuran erkekte ilk yapılacak değerlendirme 3 ila 5 günlük cinsel periz sonrasında incelenecek olan semen analizidir. Mastürbasyon yoluyla alınan semen analizinde ilk yapılacak işlem semen analizinin morfolojik görüntüsünün yapılmasıdır. İşte erime zamanı, miktarı, ipliklenmesi, rengi, kokusu değerlendirilir. Ardından mikroskopik değerlendirmeye geçilir. Bu mikroskopik değerlendirmede mililitre içerisindeki sperm sayısı, toplam sperm sayısı ve hareketli sperm yüzdesi değerlendirilir. Normalde sperm miktarının mililitre olarak 1,5 cc'nin üzerinde olması gerekir. Bu sperm sıvısı, meni adını verdiğimiz sperm sıvısı testislerden, prostat bezinden, prostatın yan tarafında, alt tarafında bulunan kelebek bezlerden ve bir takım salgı bezlerinden gelmektedir. Mililitrede 15 milyonun üzerinde, toplamda ise 39 milyonun üzerinde sperm bulunması gerekir sağlıklı bir erkekte. Ve bu spermlerin %32'sinin ileri hızlı hareket göstermesi gerekir. Bu temel incelemenin ardından sperm boyaması yapılaraktan spermlerin normal morfolojisi yani şekilsel yapısı değerlendirilir. Bu şekilsel yapısının değerlendirilmesinde ise Kruger isimli Güney Afrikalı bir araştırmacının tanımladığı kriterlere göre değerlendirme yapılır. Spermin baş, boyun ve kuyruk yapısı ayrı ayrı detaylı olarak değerlendirilerekten her birindeki bozukluk durumu ortaya konulur ve buna göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırma sonrasında da %4'ten fazla normal şekilde spermin olması gerekir. Spermdeki tüm parametreler eğer bu değerlerin yani 15 mililitrede 15, toplamda 39 milyonun üzerinde, %32'nin üzerinde hareketli ve %4'ün üzerinde sperm var ise biz bunu normal olarak değerlendiriyoruz. Sayı azlığına oligozoospermi, hareket azlığına astenozoospermi, şekil bozukluğuna ise teratozoospermi adını veriyoruz. Meni içerisinde hiç sperm izlenmemesi durumu azoospermi olarak adlandırılır. Bu azoospermi tıkayıcı tipte olabilir ya da sperm kanallarının yokluğuna bağlı olarak ya da tıkayıcı olmayan tipte azoospermi olabilir. Testiste sperm yapımında bir sorun vardır. Buna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Sperm analizinden sonra ikinci yapılması gereken tetkik hormonal değerlendirmedir. Hormonal değerlendirmede ise dikkat edilmesi gereken şey sabah 9 ila 10 saatleri arasında kan verilmesini hastalara mutlaka önerilmelidir. Çünkü özellikle sperm yapımıyla ilişkili olan testosteron gün içerisinde sabah saatlerinde yüksek, öğleden sonra ise giderek alçalan bir seviyededir. Ve bu nedenle de sabah saatlerinde kanın verilmesi normal, doğru bir değerlendirme için önemlidir. Ve esas ölçülmesi gereken hormon düzeyi sperm yapımıyla ilişkili olan FSH ve testosteron düzeylerinin bakılması önemlidir. Bununla birlikte eğer erkekte cinsel fonksiyon bozukluğu, görme problemi, başka bir endokrin hastalık şüphesi var ise ya da buna bağlı ilaç kullanım öyküsü var ise diğer hormonların hormonal testlerinin yapılması, tiroid hastalığı varsa tiroid fonksiyon testlerinin bakılması, değerlendirilmesi gibi testler önerilebilir. Muayene esnasında eğer erkekte testislerde bir kitleden, bir patolojiden şüpheleniliyor ise testis ultrasonografisi yapılabilir. Varikosel şüphesi var ise varikosini değerlendirmek amacıyla kan damarlarını değerlendiren Doppler ultrasonografi yapılabilir. Biraz önce söyledim, tıkayıcı tipte bir azoospermi şüphesi var ise bu tür olgularda sperm kanallarının değerlendirilmesine yönelik olarak prostat ultrasonografisi, transrektal ultrasonografi yapılaraktan sperm kanalları detaylı olarak değerlendirilir. İnfertil olguların değerlendirilmesinde en önemli testlerden biri özellikle azoospermi hastalarında ya da sperm sayısının 10 milyonun altında olduğu olgularda genetik değerlendirmedir. Bu hastalarda mutlaka periferik kromozom incelemesinin yapılması gerekir. Çünkü erkek infertilitesindeki önemli nedenlerden biri de genetik problemlerdir. Azoospermik hastalarda %15-20 oranında, sayı azlı olan olgularda ise %5 ila 10 oranında genetik sorunlar karşımıza çıkabilir. Azoospermik hastalarda testisten sperm elde edilmesi konusunda en önemli kriter ayrıca erkeklik kromozom üzerindeki Y delesyonlarının varlığıdır. Bu nedenle bu olgularda periferik kromozom incelemesinin yanı sıra mutlak surette Y kromozom incelemesinin de yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla genetik testlerde periferik kromozom ve Y mikrodeletisyonları azospermik hastalarda mutlaka önerilmesi gereken, yapılması gereken genetik testlerdir.